Sayın Gençlik ve Spor Bakanımız, saygıdeğer konuklarımız, kıymetli misafirler, sevgili gençler. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere. Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanımız da bizlerle birlikteler. Kendilerine de hasreten hoş geldiniz, şerefler verdiniz diyorum. Bu yatırımlar Malatya'mıza, Malatya'mızın gençlerine, Malatya'mızın kadınlarına emanet. Kadınlar bizim öncümüz. Toplumun direği kadınlar. O yüzden bakanlık olarak sporun öncüsü kadınlar diyoruz. Kadınlarımızla birlikte sporu tabana yayma politikamız var. Bu anlamda hem yaptığımız tesisleri hem yapacağımız tesislerin kadınlarımıza emanet olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Tabii ki biz Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bir eser siyaseti, bir hizmet siyaseti felsefesiyle çalışıyoruz. O yüzdendir ki biz bugünle, bugün yaptığımızla yetinecek bir anlayışa sahip değiliz. İki günü eşit olan ziyandadır anlayışıyla, tıpkı Malatya insanının ruhunda olduğu gibi yine sizlerle birlikte omuz omuza vereceğiz, el ele vereceğiz ve her geçen gün bir adım ileri gitme felsefesiyle taş üstüne taş koymaya, üretmeye, alın teri akıtmaya hep birlikte devam edeceğiz. Bu vesileyle bugünkü yatırımlarımızın Malatya'mıza, Malatya'mızın ilçelerine, gençlerine, kadınlarına ve değerli halkına hayırlar, bereketler getirmesini temenni ediyorum. Ve tabii bu seyahati bir hayli zamandır planladık. Araya salgın girdi ve inşallah bu normalleşme sürecinde de ilk seyahatimizi Malatya'ya yapmak nasip oldu. Ve inşallah değerli hemşerilerimizle Malatya'nın hemşerisi olmak benim için ömür boyu taşıyacağım en önemli gururlardan bir tanesi. Ve siz değerli hemşerilerimle yine kucaklaşmak, yine buluşmak ve yarınlarımız için üretmek vesilesiyle bir araya geleceğiz. Ben bu kapsamda her birinize bugünkü katkılarınızdan, çabalarınızdan, işbirliğinizden ve beraberliğinizden, birliğinizden dolayı teşekkür ediyorum. Saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Benim için yaşadığım en duygusal, en heyecanlı olduğum anlardan bir tanesi. Zira ben İstanbul Fatih'te doğdum, büyüdüm. Ama başkanım da söyledi, etrafımda komşu olarak, arkadaş olarak hep Malatyalı arkadaşlarımla birlikte doğdum, büyüdüm. Ve gün geldi bugün bu güzel ailenin bir mensubu olmak nasip oldu. Allah'a hamd ediyorum, şükrediyorum. Ve bu vesileyle bu anlamlı heyecanı, onuru bana yaşatan herkese, Büyükşehir Belediye'mize, başkanımıza, belediye meclisine, değerli valimize, milletvekillerimize ve kıymetli hemşehrilerime şükranlarımı sunuyorum. Ve sizden biri olarak, bir kardeşiniz, bir hemşehriniz olarak tıpkı ülkemizin dört bir yanına heyecanla, aşkla hizmet için koştuğumuz, çabaladığımız gibi inşallah Malatya'mızın da bundan böyle her daim emrindeyiz. Emrinde olmaya devam edeceğiz. Ben bu vesileyle tüm değerli hemşerilerime saygılarımı, şükranlarımı arz ediyorum. Sağ olun. Tamamlıyoruz. Sizler hemen karşı tarafta bulunan
genç kardeşlerimizin yanına davet ediyoruz.